Metropolsoft'tan herkese merhabalar. Ben Sercan Ulaş. Metropolsoft'ta SOLIDWORKS uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle simülasyonun eğlenceli konularından biri olan optimizasyon etüdünü göreceğiz. Ekrandaki tasarımımız belli bir yüke maruz kalıyor. Şu an gördüğümüz tablo üzerinden bir ağırlık taşıma görevi verilmiş. Ağırlığın burada gördüğümüz parça üzerinden aktarımı söz konusu olduğu için bu parçayı tekrar meshleyerek zaman kaybetmemek adına parçayı analizden dışlamak için pasifleştirme işlemi yapacağız. Yeni bir statik analiz başlatıyorum. Başlattığım statik analiz üzerinde sınır koşullarımı tanımlayarak işleme bir bakalım neler elde edeceğim. Başlangıçta daha önceki oluşturduğum optimizasyon etüdüne ait parametreleri siliyorum ve nasıl yapılacağını birlikte görelim. Tüm parçalarımı gösteriyorum ve hepsine malzemenin atandığından emin oluyorum. Daha sonra bu bileşenlerimin arasında da birden fazla bileşenim var. Nasıl bir temas olduğunu tanımlamak için temas setleri oluşturuyorum. Temas setlerini montajımın tamamını seçerek otomatik olarak bulmasını sağlama şansına sahibim. Otomatik olarak bulunan temasları lokal olarak inceleyip tek tek hangi temas tipi tanımlayacağımı görmem mümkün. Bu temas tiplerinin detaylarını görmek için daha önce yayınlanmış eğitim videolarımızı inceleyebilirsiniz. Birleşmiş temas tipini seçerek tümünü unsur ağacıma ekleyerek temaslarımı onaylıyorum. Şimdi fikstür tanımlaması yaparak ekrandaki parçamın ya da montajımın nereden nasıl sabitlendiğini gösteriyorum. Daha sonra geriye buradaki yük tipimiz olan kuvvet tanımlama işlemi kalıyor. Kuvvet tanımlaması için şurada gördüğümüz yüzeyi seçiyoruz ve kuvvetimizin değerini yazıyoruz. Amacımız yukarıdaki tablonun optimum kuvvet genişliğini, kuvveti tanımladığımız yüzeyi bulmak ve tablo kalınlığını ayarlamak. Tabi başlangıçta bir statik analiz oluşturuyoruz. Şu an bu analizimize ait mesh'i görüyoruz. Meshlememizi gerçekleştirdik. Haliyle biraz kaba bir mesh olduğu için seçili olan yüzeylerde biraz daha hassas meshleme yaparak o bölgelerde daha gerçekçi sonuçlar elde etmek istiyorum. Ne kadar ince mesh atarsam o kadar gerçekçi sonuçlar, ancak o kadar da bilgisayar başına geçirilen bir zaman olduğunu söylememiz mümkündü. Bu işlem ardından bakın daha sade ancak daha detaylı, daha ince bir mesh görüyoruz. Yaptığım ilk analizde parçaların birbirleri içerisinden geçtiğini fark ettim ve eksik tanımlamam olduğunu buldum ve burada seçmiş olduğum bileşenler arasında da kaynaklı bir bağlantı olduğunu tanımlayan birleşmiş temas setini oluşturdum. Şimdi yaptığımız şey yeni bir optimizasyon etüdü oluşturmak. Parametre ekle diyorum. Eklediğim parametrelerden ilki yüklemenin yapılacağı tabloya ait genişlik. Bugünkü asıl videomuzun konusu. O değişkeni tanımlamak için ilgili bileşeni seçip düzenle diyorum. Ölçülerini görüyorum ve bu ölçüyü bağlıyorum bu parametreye. Daha sonra yine aynı tablonun kalınlığı da önemli. Bu parçanın kalınlığını da tanımlamak için üst tablo kalınlığı şeklinde bir parametre oluşturuyorum. Ve bu parametreyi ölçülerim üzerine gelerek hangisi ise ona bağlamak için seçiyorum. Bağlı kısmının, bağlı sütununun seçili olduğunu, yıldız işareti geldiğini görün. Dilersem burada montaj üzerinde parçalarımın farklı farklı malzemeleri olabilir. Bu malzeme tanımlamasını yapabilirim. Hangi malzemede nasıl bir sonuç elde edeceğim ve en optimum değeri hangisine yakalayacağım şeklinde farklı senaryolarım olabilir. Bunları da yapmam mümkün. Bu analizin konusu olmadığı için, bu uygulamanın konusu olmadığı için siliyorum. Aynı şekilde çeşitli montaj unsurlarım olabilir. Mesela buradaki feder sayısını şu an 4 tane. Acaba 4 tane mi olsa, 6 tane mi olsa, 8 tane mi olsa daha iyi olur şeklinde sorularım olabilir. İlgili unsurumu seçip adedini seçerek grafik ekrandan bunu da bağlayabilirim feder adedi şeklinde. Ve optimizasyondan feder sayısını değiştirdiği senaryoları da değerlendirmesini isteyebilirim. Bunun sonucunda da bize yine program en optimum feder sayısı, en optimum tablo kalınlığı ve üst
yükleme tablası genişliği bu olacak şeklinde bizlere dönüş yapacak. Değişkenlerimi tanımlamak için minimum ve maksimum değerleri giriyorum ve bu minimumdan maksimuma kaçar artımlarla gideceğini ifade eden adımı giriyorum. Bir sonraki parametrem yük tablasının üst tabladaki kalınlık. Buranın da 15 mm'den yine 30 mm'ye kadar nasıl bir adımla değiştiğini ifade ediyorum. 5'er arttırarak tüm bu senaryoları değerlendirecek ve parçamdaki en emniyetli durum hangisi ise onu söyleyecek. Burada analiz boyunca izlemek istediğim parçalar için sınırlandırmalar kısmına gelip simülasyon verilerinden emniyet faktörünü ya da diğer programdaki ismiyle güvenlik faktörünü seçiyorum. Güvenlik faktörünü analiz boyunca izlememin sebebi acaba hangi senaryoda nasıl değişeceğini görmem. Modeldeki minimum güvenlik faktörünü görmek istiyorum. Hatta bu çalışmada emniyet katsayısının 1.5 değerinin, minimum emniyet katsayısının 1.5 değerinin altına düştüğü durumlarda uyarı vermesini istiyorum. Bir NOS'tan bildirim alarak gelecek bu. Her analiz çalıştırıldığında. Şu an bakın toplamda 32 tane aktif senaryo oluşturulmuş sağladığımız bu değişkenlere göre. Yine hedef eklemek için de sensör tanımlıyorum. Bu kez ekleyeceğim sensör yine simülasyon verilerinden olacak. Bütün analizler boyunca modeldeki maksimum gerilmeyi incelemek istiyorum ve programdan bu maksimum gerilmeyi minimize etmesini bekliyorum. Bu da benim en optimum senaryomun bir koşulu zaten. Program bunu sağlayacak. Normalde bunu yapmak için arka arkaya 32 adet analizi çalıştırmak, tek tek bunların tasarımlarını yapmam gerekecekti. Ancak optimizasyon etüdü sayesinde tek tıklama ile hangi senaryoda durumların nasıl değiştiğini görmem mümkün. Şimdi oluşturduğumuz sensörleri kullanarak neler değiştiğini görelim. Stres 3 isimli sensörde, yani maksimum gerilimi inceleyen sensörde bunu küçültmesini söyledim. Minimize etmesini söyledim. Evet, 32 tane senaryo oluştuğunu söylemiştik. Oluşturulan bu senaryolar içinde değişkenlerin tablo görünümü kısmına geçerek çalıştır diyorum. 34 tane senaryomuz varmış. Şimdi bu 34 senaryodan birincisi işlenmeye başlandı. Tek tek statik 2 isimli etütte tanımladığımız bağlantılara, sınır şartlarına göre diyelim, analizleri gerçekleştirip hangi analiz sonucunda hangi değeri elde ettiğini bize gösterecek. Ve bu esnada da hangi değişken nasıl bir gerilmeye, nasıl bir emniyet faktörüne yol açmış, bunu izleyebileceğiz. Biraz önce eklediğimiz sensörlerin neden eklendiğini şimdi daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Tabloda bakın, emniyet faktörünün minimum değeriyle stresin maksimum değerlerini görebiliyorum. Emniyet katsayısı sadece bilgi olarak orada bulunmakta. Stres ise minimize edilecek parametremiz. Yani optimizasyondaki kriterimiz aslında. "35 tane etüdü tek tek çalıştırmak yerine biz bilgisayar başında değilken bile analizlerin çalıştırılma durumu son derece önemli." Programın bu esnada yaptığı şeylerden bir tanesi de örneğin üst tabla genişliğini, yük tablasının genişliğini 1000 mm yaptığımızda bu tasarımın üretilebilir olup olmadığı meselesidir. Eğer aykırı bir geometri ortaya çıkıyorsa o etüdü değerlendirmeyip ilgili değişkenlere bağlı senaryonun başarısız olduğunu söylüyor bize. Gördüğünüz gibi şu ana kadar 2 adet, hatta sayıları artmakta, 9 adet görüyorum şu anda başarısız senaryo olduğunu görüyoruz. Kırmızı dikdörtgenle çevrelenen bölge bizim analiz boyunca gerçekleştirilen senaryolarımız. Yeşil olarak gösterilen sütunda ise şimdiye kadar yapılan senaryolardan optimum olanın hangisi olduğunu gösteriyor. İlgili sütunların üzerine bir kez tıklamam halinde hem tasarımın değiştiğini görebiliriz, hem de sensör eklediğimiz için göster dediğimiz zaman ilgili senaryodaki gerilme değerlerini, kısacası eklediğimiz hangi sensör bilgisi varsa o sensörün okuduğu değerleri görebiliyoruz. Bakın senaryo 2'de örneğin böyle bir emniyet katsayısı dağılımı meydana gelmiş. 1.5'un altındaki bölgeleri siyah göstermesini istedik. Dolayısıyla zayıf bölgelerin, 1.5'un altında olan bölgelerin oralar olduğunu görüyoruz. Oysa optimum bölgeye geldiğimiz zaman minimum emniyet katsayımız 1 ve bakın burada bir gerilme
yığılması olduğu için bir aslında. Gerçekte hiçbir zaman o kadar keskin bir köşe olmayacağı için dolayısıyla birin üstünde olduğundan çok rahat bir şekilde emin olabiliyoruz. Burada bize optimizasyon etüdünün sağladığı fayda ise tekrar söylemek gerekirse arka arka etütlerin biz bilgisayar başında değilken bile tanımlanıyor olabilmesi. Dilersek etüdümüzü kaydedebiliyoruz. Bu bütün senaryoların çıktısını alarak aldığımız bu çıktı üzerinde hangi genişlikte ne kadarlık bir kuvvet oluştuğunu sağlayabiliyoruz. Tasarım optimizasyonu sayesinde senaryolarımızı otomatik oluşturabiliyoruz. Oluşturduğumuz senaryoları program kendisi değerlendirebiliyor. Bunun için bizim bilgisayar başında kalmamıza bile gerek kalmıyor. Örneğin ofisten çıktığımızda başlattığımız bir analiz biz tekrar döndüğümüzde tamamlanmış olabiliyor. Ve optimum tasarım değişkenlerimizin ne olduğuna programımız kendisi karar veriyor. Bizim belirlediğimiz sınırlardan sapmayarak, bizim belirlediğimiz sınırlara sadık kalarak optimum senaryoları görebiliyor. Ayrıca bu senaryoların üretilebilirliğini de test edebiliyoruz. Bu problemi bizlere sağladığı için çözüm ortaklarımızdan Hareket Proje'ye teşekkür ederiz. Hareket Proje'de de benzer bir durum söz konusuydu ve kendileriyle bu konuyla ilgili bizimle irtibata geçtikleri için tekrardan bu video aracılığıyla teşekkür ediyoruz.